Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi yaklaşık bir yıldır hizmet vermektedir. Bölge Belediyesi ve Meclisi ile daha iyi ilişkiler kurabilmek amacıyla geçtiğimiz günlerde düzenlenmiş olduğu etkinliğe Bölge İşçi Partisi Milletvekili Steve Reed, Heidi Alexander, Roshana Ali, Belediye Meclis Üyesi ise Barnedit Kahn katıldılar. I won't go any further and just say that I'm very sorry. Oh my goodness, my dear colleague, Councillor Umayr Kabir is also here with us. And actually he's my colleague for West Thornton Ward 2. Benim öncelikle geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Steve'e de ayrıca iyi şanslar diliyorum seçim kampanyasında. Benim sorum tüm herkese buradaki. Aleviler yıllar, tarih boyunca hep baskı altında kaldılar. Sivasları yaşadılar, Maraşları yaşadılar, Çorumları yaşadılar. Dolayısıyla ibadet yeri olan cemevleri yasal bir konumda değildi. İnanç özgürlüğü denen bir şeyden yoksunlardı maalesef. Dolayısıyla benim sorum İngiliz hükümetinin bunun farkında olup olmadığı, özellikle İşçi Partisi'nin dünyadaki azınlıklarla ilgili ne tür çalışmalar var? Özellikle de Türkiye'deki Alevilerle ilgili olan bitenden haberi var mı? Ve bunu önlemek için herhangi bir adım atmayı planlıyorlar mı? Teşekkür ediyorum. Croydon Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi bünyesinde faaliyet gösteren kurslardan biri de bağlama dersiydi. Aynı gün biz de kurslardan birini ziyaret ettik ve Ozan Toprak yönetimindeki sınıfta oldukça güzel kareleri sizler için görüntüledik. Peki bir şey söyleyeyim size. Tamam. Neden annelerimiz, babalarımız bugünlerde oruç tutuyor? Şöyle olur. 12 imamlar ölmüş. 12 imamlar ölmüş mü? Obviously değil. Başka peki? Başka? Bir fikri olan var mı buna ilgili? Neyle ilgili öğretmenim? Çünkü... Mesela anneniz babamız şu anda oruç tutuyor ya mesela. Hayır. Hayır. Tutanlar var. Neden tutuyorlar sizi? O ben biliyorum. Çünkü Hazreti Hüseyin bu zamanlar öldü. Hazreti Hüseyin öldü. Başka? Öldü mü? Hazreti Ali öldürdüler. Tamam. Hazreti Ali. Onların çocuklarını katlettikleri için, aç susuz bıraktıkları için, şehit ettikleri için bizler her dönemi geldiğinde, yani Muharrem ayı geldiğinde oruç tutarız değil mi? Tamam dostlar. Peki. O dönem birbirine çok çok farklı özelliklere sahip. Neden? Çünkü Muharrem ayı adında üstünde anlaşıldığı gibi Muharrem tutarız. Onların acılarını biz de bir nebze olsun paylaşmak isteriz. Şimdi size anlatmak istemiyorum. Yaşları çok küçük olduğu için çok çok büyük acılar çekmiş, tamam mı? Son 2 3 4 ya Down.
Teşekkür ederim arkadaşlar. Toplantının sonlarında kameralarımıza günün bir değerlendirmesini yapan Croydon Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi Başkanı Sayın Mahmut Aydoğan şöyle konuştu. Bugün İşçi Partisi'nin temsilen Cemevi'ni ziyaret eden iki milletvekili, 5-6 belediye encümen üyesi Croydon Belediyesi'nden. Toplantı son derece olumlu geçti. Bölgede milletvekili adayı olan gerçekten burada yaşadığımız sorunları yakından biliyor. Ayrıca gelen diğer milletvekiller de dahil olmak üzere bu ülkede bulunan azınlıkların sorunlarını yakından takip ettiklerini gördüm. Gördüğünüz gibi burada insanlar da sorular sordular. Bizim için önemli olan temel sorunlarımızın kavranması ve bununla ilişkin bir takım politik çözümlerin gündemleştirilmesi oldu tabii ki. Bildiğiniz gibi İşçi Partisi şu anda iktidarda değil. Ama buradaki konuşmalarda eğer gerek Croydon'da olsun gerekse önümüzdeki seçimde iktidara gelmeleri durumunda mevcut azınlıkların sorunlarına ilişkin olsun, bu toplum gruplarının sorunlarına ilişkin olsun ciddi bir çaba içerisinde olacaklarını, toplumun kendilerine ulaşmaları noktasında gereken her türlü önlemi alacaklarını ve Croydon Belediyesi nezdinde ya da merkezi hükümet nezdinde sorunlarımıza eğileceklerini, çözüm üretmeye çalışacaklarını yönünde kendilerinden teyit aldık. O anlamda son derece pozitif ve olumlu bir toplantı geçti. İlk başta Yol TV'nin yanımızda olduğu için çok teşekkürler etmek isterim. Biz Croydon Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi olarak bugün İşçi Partisi ve yanında çalışan arkadaşlarıyla beraber gelip burada bir konuşma yaptılar. Çok güzel geçtiğini düşünüyorum. Bize destek olacaklarını söylediler ve özellikle gençlere ve çocuklara ve kadınlara üzerine çok güzel olumlu şeyler söylediler. Ben kendilerine bir soru üretmiştim. Yabancılar burada yabancılara İngilizce öğretiyorum ve yardım ediyorum. Onlara yardım edeceklerini sormuştum. Yardım edecek için bir planları bir şeyleri var mı diye. Şu anki çünkü devletteki şu anki milletvekilleri şu an Konservatif Parti'nin faydalı olmadığı için bu çocuklara çok kesintiler yaptıkları için öğretmenler üzerine kendileri eğer başa gelirse ya da Croydon bölgesinde kendisi seçilirse eğitime çok katkıda bulunacaklarını söylemişlerdi. Bu da beni tatmin etti ve kendileriyle sonra da görüştüğümde de aynı şekilde kendileri izah ettiler. Bizim buradaki çocuklarımız İngilizce öğrenirken çok zorlanıyorlar çünkü evde sürekli Türkçe konuşuyorlar ve bu öğrencilerimize daha fazla öğretmenler, daha fazla eğitim alanları açacaklarını söylemişlerdi. Onun için de çok mutluyum. Herkese geldiği için de çok çok teşekkür ederim. Sevgiler, saygılar.